Yalnız yumurta kolilerini taşırken Alya'yı görmen lazım diye. Yani bir daha yumurta kırdı ama yani o manzaraya değerdi. İyi ki bir günü beraber geçirdiniz ya. Bütün akşam onu dinledim. Yavrum, günün nasıl geçti diye sordum. Ben de anlattım yani, hani dükkanda olsaydım dükkanda olan olayları anlatacaktım. Değişen bir şey yok ya. Tamam iyi tamam. Sıkıldım ben bu aile muhabbetinden, başka bir şey anlat. Oğlum, geçen günkü maçı anlatayım mı? Anlat. He. Kafa golü attın mı hiç, anlat bakalım. Yok, atamadım. Şimdi bizim bu Üzeyir orta yapamıyor, tamam mı? Tesadüfen buna top geldi. Ne kovması ya? Ne derse yapacaksın. Lafından çıkmayacaksın dedi bir de. İnanmazsın ama bana yumurta kolisi bile taşıtıyor. Ve biliyor musun, hiç de kötü değil aslında. Sanki içten içe her gün yanımda olsun istiyorum. İlk defa kukla gibi durmayan biri var yanımda. Bir dakika ya, bu koruma değil mi? Her zaman yanımda olabilir aslında. Canım ben seni sonra arayayım mı? Hadi görüşürüz, kapatıyorum. Topu ıskaladım ben böyle havada, kepazelik. Hiç gol atamadın mı? Yok, gol atamadık da. Ne oldu? Ali'ye mesaj atmış. Bara gideceğim, gel beni al diyor. Yani bu kızın bu mesajı normalde sevgilisine atması gerekmiyor mu? Niye sana atıyor? Yavrum, babasına yani hiç yalnız bırakmayacağım diye söz verdiydim. Bana ne diye söz verdin peki? Hep yalnız bırakacağım diye. Güzelim. Ya bu geçici bir iş. Yapma böyle. Yani kısa süre sonra bitecek. Ondan sonra biz de hayatımıza bakacağız. Az sabret. Merak etme, geç kalmam. İyi. Hadi. Dikkat et. Tamam ya. Gizem, ne yapıyorsun? Şevkat yok, çıktı. Alya bara mı gidecekmiş, nereye gidecekmiş? Şevkat'i de çağırdı. O da yemeğini yarım bırakıp gitti. Yok artık. Ne o öyle güvenmiyormuşum, takip ediyormuşum gibi olmaz. İsim, Şevkat'e güven tabii. Olay güven meselesi değil ki. Maksat karşı tarafa mesaj verip tadını kaçmasını engellemek. Garip olmaz mı? Ya olmaz olmaz. Ben Sanem'i de arıyorum. İyi tamam o zaman. Ben de çıkıyorum, buluşuruz. Tamam hadi. Esin, ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ya canımız sıkıldı, evde bir çıkalım mı, havamız değilsin istedik de. Öyle kızlar ısrar edince. İyi vallahi, iyice iş ziyaretine gelir gibi ya. Oldu olacak, bir de çay söyleyeyim size. Yok ya, sen bize şöyle içecek bir şeyler söyle. Biz de birazcık ısınalım değil mi? Evet, evet. Yanımdan çok fazla ayrılma.
Biliyorsun her an her şey olabilir. Ya tamam kızım sen bak eğlencene işte ya. Sen de kimsin be? Kim olduğumu sonra öğrenirsin. Akıllı ol, hareketlerine dikkat et. Şefkat lütfen büyütmeyelim. Biz eve gidelim mi ya? Büyütelim ya. Büyütelim bakalım ne kadar büyüyecek. Helal misin kardeşim? Çekil git başımdan. Arkadaşlarla önümde şurada. O elini indir. İndirmiyorum. Ne olacak? Adam mı döveceksin? Oğlum ben dayak seven adam çok gördüm de senin gibisini görmedim la. Şimdi gidiyorum. Sana bir dayak borcum var. Ki merak etme ben kimseye borçlu kalmayı sevmem. Defol git şimdi. Yürüyün gidiyoruz. Ama daha yeni çekil. Yürü! Hayır, siz eğlenmenize bakın. Görüşürüz. Hadi. Çantaları al. Ya Esin, hadi bu benim işim. Ben mecburen gidiyorum. Sen niye geliyorsun Allah'ını seversen? Ay canım istedi, çıktım Şevkat. Ayrıca izin mi isteyecektim senden? Bana bak Ali Hanım. Bundan sonra gece gezmesi yok. Benim mesaim gündüz vakti. Geceleri evinde oturursun artık. Ya ama... Aması maması yok. Yeter artık ya, biraz huzur verin arkadaş. Allah Allah. Şevkat kusura bakma ya. Bu gece bir de ben iş açtım başına. Neyse canım. Ya ama... Böyle kedi gibi devamlı arkamda dolaşmayasın. Bırak ben de biraz işimi yapayım. Bir de senin için endişelenmeyeyim ya. Haklısın. Bir de beni korumak zorunda kaldın. Sen nefes aldıkça seni korumak benim boynumun borcu yavrum. Biliyorum. O yüzden ben de kendimi her zaman güvende hissediyorum. Ama sen yine de beladan uzak dur. Söyleyene bak ya. O zaman ondan sonra sen belaya bulaşınca da ben seni koruyacağım. Sen kendine dikkat et yeter. Sen benim en kıymetlimsin. Esin tamam. Ben seni arayacağım. Şimdi müşteri geldi. Tamam arayacağım ben seni hadi. Unutma bak ha. Soran olsa düştü diyeceksin. Tamam abi sen merak etme uç bence. Hadi bakayım. Hayırdır kardeş? Ne oldu bu adama? Yanıldı işte. Hayırdır? Ne oluyor içeride? Dövüş kulübü burası. Ne bekliyordun? Ha yok. Ben taksiciyim de. Benim bir müşteri var içeride. Bir ona bakıp çıkabilir miyim? İyi. Gir bakayım. Müsaade edin geçsin. Geç bakalım. Yasa dışı bir dövüş organizasyonu düzenleniyor ve bahis oynatılıyor. Aynen öyle. Adres veriyorum. Sen misin?
Buyur. Nedir buranın olayı? Sen kimsin ya? Ben dövüşmeye geldim. Oo, güzel. 5 dakika ayakta kalabilirsen 5.000 lira. Dayanabilirsen yapabilirim bunu. Bırak kardeşim, bırak. Lan oğlum, deli misin sen? İzbandut gibi herif seni yıkar burada. La çoluğun çocuğun var. Manyak mısın? Yapılacak iş mi bu? Bırak. Ne yapıyorsun? Karışma. Karışma lan. Taktik vereceğim. Taktik vereceğine kendin gelsene. Sana 4 dakika olmaz. Ama son dakika leşini çıkarırım. Cesedini çıkar buradan. Tamam lan. Tamam. Hadi bakalım. Kardeş, sen ne yapıyorsun? Tamam, sen karışma. Senin çoluğun çocuğun var. Ya yapma. Sen şu anahtarı al. Git arabada bekle. Bana bir şey olursa, hastaneye falan gitmem gerekirse sen götürürsün. Hadi. Gel buraya. Lan tamam, bırak çocuğu. Biz halledeceğiz seninle işimizi. İyi, tamam. Bizim zaten küçük bir hesabımız vardı bununla. Hadi bakalım. Önce eğleneceğim seninle, sonra öldüreceğim seni. Eğlenek bakalım. Arma lan hayvan gibi. Bu kadar mı gücün? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Yok, bir bu kadar da yerin altında var. Zaman geçmiyor la. Seninle yarım kalan hesabınızı çözeceğiz. Kaşın açıldı. Sakın kalkma. Patlar bu adam seni be. Bizi dinlesen iyi olur eleman. Yoksa seni çiğ çiğ yerim. Ne yapsaydım? Şevkat gitti. Bıraksaydım da seni dövse miydi? Esin, demirden korksam trene bindim. Hoşuna gitti galiba. Gel bakalım. Kartallar neden yüksek uçar bilir misin la? Neden? Lan ne oluyor? Kızı mı kaçırıyorsun? Ne yapıyorsun lan sen? Bas geri! Ne oluyor lan buradan? Çek arabayı şuradan! Lan!
İyi misin? Gel. Tamam. Sakin ol. Bak derin nefes al. Ortam sakin. Elemanları pertten hallice. Tamam sakin. Aliye Hanım. Aliye Hanım. Aliye Hanım iyi misiniz? Neredesin sen ya? Götürüyordu adamlar beni. Çok korktum burada. Tamam tamam. Tamam bir sakin ol. Tamam. Sen kimsin kardeş? Çok sağ ol. Ben korumasıyım. İki kişiler de aniden geldiler. Polisi ve babasını aradım. Haberleri var. Aliye Hanım sus, ben... Sus sus konuşma. Telefonla konuşuyordun değil mi? Babamı adamları mı şikayet ediyordun yoksa? Tamam tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol kardeş tamam. Bağırma arkadaş. Bağıracaksan bak bunlara bağır. Seni kaçıranlar bunlar. Bir de mümkünse yani kulağımın dibinde bağırma lütfen ya. Ya pardon. Çok korktum da. Asıl ben pardon. Evet ne diyordum? Çok korktuydum. Baba sorma. Şu adam var mı? İkisini burun buruna çekti arabaları. Sonra hepsini tek başına dövdü. Evet. Tabii şunu da vereyim unutmadan. Şeyden aldım. Eyvallah teşekkür ederim. Eyvallah hayırlı vazifeler. Hayırlı vazifeler. Teşekkür ederim. Ben Halya'nın babası Haldun. Şevkat ben de. Ne iş yapıyorsunuz? Valla ben yumurtacıyım. Balat'ta benim dükkan var. Kendi üretimim yumurtalar. Şöyle ben size kartımı da vereyim. Yumurta lazım olursa çekinmeden arayın her türlü. Ben servis yaparım. Lazım olur tabii. Ama şimdi sen bize lazımsın. Olayı bizzat yaşadın, bizzat gördün. Ben sana kızımın koruması olmanı teklif ediyorum. Ne dersin? Aa yok. Ya yok. Ben o işi daha önce yaptım. Bana göre değil o işte. Ben yumurtacı adamım. Ben yumurtamı satarım, ekmeğime bakarım. Eyvallah. Ya bir ay için ne olacak? Bir ay sonra ihale var. İhale bizince dönersin işine. Ya dayı ben o işler için amatör kaçarım. Ya bir sakatlık falan çıkar. Bu işin profesyonelleri var. Bırak profesyoneller yapsın ya. Zaten koruması profesyoneldi. Belli ki sen adil ve yürekli birisin. Ya eyvallah dayı. Eyvallah da. Bende bela mıknatısı var. Yani şimdi sen bana kızını emanet edersin. Ben onun canını korurum. Bu sefer aklı çıkar. Sen üzülürsün yani o açıdan. Peki sen bilirsin. Al şunu. Ne zaman istersen beni ara. Ne için olursa ara. Özellikle fikrini değiştirirsen mutlaka ara. Kaç para istersen vereceğim sana. Oo. Başkan. Holding yönetim kurulu başkanı ha. Ben de holding yönettim bir ara. Zor iş. Bilirim. Sen gerçi önlemini almışsın, attığını takmışsın da holding de benim bu klimalar hep boynuma vuruyordu. Çok tutulma yapıyordu. Senin de öyle boynun falan tutulursa bizim mahallede sem tamamı var tarihi. Gel oraya bir masaj yaptırırız ya. Şey yapma. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Eyvallah ben de. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hadi görüşürüz. Amirim şu arabayı şuradan çekin de ben şuradan çıkayım ya. Bu çünkü çekmediler aracı ben burada sıkıştım. İyi bari atlattık bebeler ha. Tutturdular konvoy 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 konvoy. Ne varsa şu konvoyda. Şevkat bak bugün hiç sinir stres yapma tamam mı? Kavga falan istemiyorum ha. Yo 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 tabii. Ya bugün de kavga edecek. Yok olmaz merak etme. Aa gelin arabası geliyor. Abla zarf abla. Zarf verir misin abla? Ne yapacaksın lan zarf? Mektup mu yazacaksın? He? Taklayayım taklayayım. Dur bakayım. Dur bakayım size şöyle bir özel zarf seçeyim. Bunların bazıları arkadaş zarfı çünkü. Size ben özellerden mesela. Ah bak al bakayım şunu. Al. Gelin lan gelin. Daha az zarf veriyor. La oğlum sen öncü birlik misin la? Bak diğerlerini de çağırıyor ya. Ne yaptın ya? Al, al bakalım. Kaç yaşındasın sen? 10. 10. Oo sen? 6. Bunlar bayağı koca abi olmuş. Al o zaman sen abisin. Bölüşün ama. Al bakalım abla sen de bir tane. Ha? Al bakayım hadi bunları da siz alın. Ne var lan? Yürüsene lan! Şevkat, Şevkat! Ya damatlıkla inme işte ya! Yürü dedin, yürüdüm geldim lan. Bak gelini arabada bırakıp geldim hem de. Arıza mısın aslanım sen? Niye asılıyorsun lan kornaya? İyi ben de ineyim o zaman. İn bakalım hadi. Baba bir de soyunarak inmeli falan.
Vay yavrum vay, modele bak. Vay koçum, vay koçum benim ya. Senin memleket nere? Çin, Hong Kong, Çin Tayfeysi, Tibet. Bak damat filan dinlemem, alırım ayağımın altına seni. Ben küçük ejder. Öyle mi? Memnun oldum. O zaman sen abini çağır koçum. Ya Şefkat ne yapıyorsun? Bıraksana adamı. Ya bugün kavga mı edeceksin? Gerçekten bugün mü ya? Yok yok. Kavga yok ya. Bruce Lee'yle karşılaştım da onunla bir ufak şey yapacağız. Bırak şunu. Adamın asabını bozma. Bu ne bu? Mınçıka. Bu mınçıkayı... Çocuklar var, dua et devamını getiremeyim. Aç lan kaputu. Aç kaputu, benim asabımı bozma. Abim gel bakayım. Aç şu kaputu. Geç abim sen arabaya. Şefkat! Bak bakayım onun kornası neredeymiş, bir bak bakayım. Bir bak bakayım, bak 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 bak. Çal abim. Allah Allah, ne acelem var kızım, bekleyiversinler. Zaten biz gelinle damadız ya, biz gitmeden mecbur kıyamayacaklar ya. Ya Şefkat hadi bak, saçmalıyorsun. Tamam tamam, az kaldı, tamam. Hayırdır Şefkat, ne oldu? Kardeş, ejderha terbiye ediyor. Bu küçük ejder, ben de terbiyecisi. Kendisine ses terapisi uyguluyorum. Gel abi. Aç şunu. Ona biraz çalış. Onu taşıyorsan bir iki şekilli hareket öğret. Bir daha da öyle trafikte cer cer artist gibi kornaya basma, tamam mı? Al abi, al. Sağ olasın. Hadi iyi günler çocuklar. Bravo. Daha 5 dakika oldu ya konuşalı. Hani kavga etmeyecektin? Kavga etmedim ya. Vatandaşa ses terapisi yaptım. Ya. Bir de çocuğu bastırıyorsun kornayı. Egeleydin sen basaydın madem. Konuyu saptırma. Bak çocuklara kötü örnek oluyorsun. E yavrum ne yapayım? Adam geçmiş arkaya car 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 kornaya basıyor. Üstüne bir de hareket yapıyor. İnmiş aşağı bu Rusti gibi mınçıkalar bilmem ne. Ne yapsaydım? Sarılsa mıydım, öpse miydim adam? Ya? Terapi yaptım işte. Asıl senin ihtiyacın var terapiye. Öfkeni kontrol edebilmen için. Dur bakalım. Öyle bir yarın olsun da şu düğünden sonra belki bir ufak düzelme olur yani. Hemen şey yapayım. Düğüne gidebilirsin. E tamam. Gideriz, gideriz. Yavaş yavaş, acelemiz yok değil mi? Tamam, her şey yapayım. Düğün tazele. Doğru, yapıştı. Keramet var derler. Meğer ben sağlık için değil, süt oğlumun düğünü için gelmişim. Ay resmen içime doğmuş. Bunda kesin bir hayır, bir keramet var. İnşallah efendim, inşallah. Biz de öyle ümit ediyoruz. Yalnız bu konuda ağzımızı biraz sıkı tutuyoruz. Ne olur ne olmaz, nazara falan gelmesin çocuklar. Allah çocuklarımızı nazardan sakınsın. Ben onları bir okur üflerim, nazar mazar değmez. Aman ha, aman ha. Sakın, sakın yapmayın öyle şeyler. Niyeymiş o Cevdet Bey? Neden? Bir sakıncası mı var yoksa? Benim kalbim temiz, ciğerlerim derindir. Tamam da hanımefendi, ben inanmam öyle şeylere. Hurafe kabul ederim öyle şeyleri. Nazara inanıyorsun ama. Tamam canım, tamam. Aa, konuşmayın böyle şeyler, rica edeceğim. Tam da düğüne giderken uğursuzluk olacak. Şey ol, konuşma Marika Hanım. Kocana söyle, o başlattı. Cevdet Bey, haklı. Yani bu konularda konuşmayalım artık Allah aşkınıza. Yoksa ben de inanacağım. Günaydın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.